Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Ali Yılmaz ve bir yolculuk podcastinde yine sizlerle beraberim. Ali Bey sen neredesin? Ali Bey seni göremiyoruz. Biz yolu görüyoruz. Evet, siz yolu görüyorsunuz. Aa, burada çeşme var. Çeşme. Aa, güzel bir çeşme var sanki. Evet. Hemen ben arkadaşlar çeşmeden bir şeyler yapayım, geleyim. Siz beni bekleyin burada. Evet, bunun adı çeşmeydi. Biz Türkçe'de buna çeşme diyoruz. Böyle belirli yerlerde çeşmeler var. Bu çeşmeler ücretsiz. Benim arabam çok tozluydu. Ve tozlu olduğu için, ben arabamın tozunu aldım sadece. Yıkamadım. Arabamın tozunu aldım. Yıkamak daha uzun sürüyor. Duş gibi. Arabaya duş yaptırdım. Evet evet. Nefes nefese kaldım bu arada. Oo. Rüzgardan dolayı cam buğulandı. Silecekleri çalıştırıyorum. Hop. Evet, silecekleri çalıştırdım. Ha, siz düşünüyorsunuz. Ali Bey sen neredesin? Neredesin? Ben buradayım. Merhaba. Ben buradayım arkadaşlar. Bu orman yollarından nereye gidiyorum? Bir dizi var. Bu dizi Arka Sokaklar. Arka Sokaklar dizisinde oynamaya gidiyorum. Şu klimayı açayım. Klima lazım. Bu su bu arada, ter değil. Arka Sokaklar dizisinde oynamaya gidiyorum. Orada rolüm asker rolü. Evet, asker olarak oynuyorum. Hatta en rütbeli askerim ben. Binbaşıyım. Binbaşı. Binbaşı olduğum için orada önemli rolüm var. Dün sabahtan gece 12'ye kadar sürdü. Evet, saat 12.30'da bitti. Dün sabahtan gece 12'ye kadar sürdü. Elbette çok zor. Dizi yapmak, film yapmak çok zor. Aktörler için, aktrisler için çok zor değil belki. Sadece beklemek zor ama bu kameramanlar, ışıkçılar, sanat ekibi, yönetmen, reji onlar için çok 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 zor. Neyse ben size manzarayı göstereyim arkadaşlar. Siz manzaraya bakın. Sonra Ali Bey hepsini görüyoruz gerek yok demeyin. Hemen manzarayı gösteriyorum. Burası Şile-Ava yolu. Şile-Ava yolu. Böyle bakın. Yollar böyle çok güzel, muntazam. Yani düzenli, güzel. Viraj var. Çok fazla viraj var. Viraj demek yani sağa dönmek, sola dönmek gibi. Ve sık sık sağa sola viraj var arkadaşlar. Hatta mesela çocuklar eğer viraj çoksa ve şoför sık sık fren yapıyorsa, fren yapmak yani durmak için gazın yanındaki pedala basmak demek. Fren yapmak. Mesela bu fren. Bak, fren. Gaza basıyorum. Gaza basmak ve fren. Fren yapmak. Bazı şoförler sakin kullanmıyor. Arabayı sakin kullanmıyor. Agresif kullanıyor. Bu yüzden çocukların midesi bulanıyor. Yani çocuklar diyor ki baba, anne,
Midem bulanıyor diyor. Midem, mide, bulanmak. Fiil bulanmak. Midem bulanıyor. Sizin mideniz bulanıyor mu arabada, trende? Sizin mideniz bulanıyor mu? Mesela bazı insanlar kitap okuyorken veya telefona bakıyorken arabada, otobüste, trende onların midesi bulanıyor. Midesi bulanıyor. Midem bulanıyor benim. Miden bulanıyor senin. Midesi bulanıyor onun. Midemiz bulanıyor bizim. Mideniz bulanıyor sizin. Mideleri bulanıyor onların. Benim sorum size, for you I'm asking, for you. Sizin mideniz arabada, takside, kitap okuyorken bulanıyor mu? Bulanmak. Bunu bana lütfen yazın arkadaşlar. Benim küçükken, gençken bulanıyordu. Midem bulanıyordu. Şimdi Allah'a şükür midem bulanmıyor. Çünkü artık büyüdüm. Bilmiyorum, belki büyüdüm bu yüzden midem bulanmıyor ama geçti. Fakat ara sıra mesela stresliyken, aynen stresliyken telefona bakıyorken bulanıyor. Az bulanıyor ama bulanıyor stresliyken. Bu nasıl yol ya? Allah Allah. Çok enteresan bir yol. Şaşırdım. Tarla gibi yol yapmışlar. Nereden gideceğiz? Galiba karşı taraftan araba geliyor. Aynen. Bakın solda araba için ok var. Evet, bakın manzarayı arkadaşlar. Burası İstanbul. Evden çıktım, 50 kilometre oldu arkadaşlar. Ha, burada bakın sağ tarafta odun kömürü yapıyorlar. Mangal kömürü yakıyorlar, yapıyorlar. Onlar şimdi sağdakiler mangal kömürü yapıyorlar. Burada birkaç yıl önce ben fotoğraf çekmiştim. Orası bir atölye gibi yer. Odunları yavaş yavaş yakıyorlar ve mangal kömürü yapıyorlar. Hatta şimdi kömür kokusu geldi. Kömür kokusu. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ikinci gün dizi hakkında konuşmaya başladım. Bugün ikinci gün. Bu dizide bugün zor sahneler var. Bu zor sahneler ne? Dalgıçlar gelecek. Dalgıç. Dalgıç demek mesela şnorkel. Şnorkel onlar giyiyor ve denize dalıyor. Yani suya dalıyor, denize dalıyor, havuza dalıyor. Şnorkel ile, tüp ile, oksijen tüpü ile. Bu yüzden bugün biraz zor olacak. Çünkü derede olacak, dere. Dere küçük su akıntısı arkadaşlar. Nehir var biliyorsunuz, nehir. Ruslar Rika diyor hatta nehre. Nehrin küçüğü, bebek nehir, dere. Biz derede bir kişi arayacağız. Normalde bu albay, albay mı? Yok, binbaşı, binbaşı. Bu binbaşı bir kayıp çocuğu arıyor, tamam mı? Kayıp, kayıp, lost. Kayıp çocuğu arıyor, çocuk. Bu yüzden o dere kenarında, dere kenarında, dere kenarı, deniz kenarı, sahil gibi dere kenarında kayıp çocuğa bakıyor diğer askerlerle beraber. Ve bugün biraz daha az sahnemiz var. Dün çok fazla sahne vardı. Yani 20-25 sahne vardı ve bu yüzden çok geç bitti. Ama bugün daha az sahne var. İnşallah bugün gündüz bitecek. Gündüz bitecek. Şimdi biz bir köyde çekiyoruz. İstanbul'a 70 kilometre uzak olan bir köyde çekiyoruz arkadaşlar. İstanbul'a 70 kilometre. Sola dönüyorum. Evet.
Evet, buralar yol üstündeki köyler. Yol üstündeki köyler. Cami var solda. Böyle yol üstündeki köylerde oturmak, yaşamak galiba biraz zor olabilir. Yani devamlı arabalar var. Evet, burada mezarlık var. Yol yine bakın kıvrılıyor. Aynen. Çok güzel evler var. Şurada bir bakın levha var. İnek çıkabilir diye. Aa, burada trafo var arkadaşlar. Burası elektrik trafosu. Santral gibi düşünün. Trafo var. Bu bölgenin elektriğini burada işte kontrol ediyorlar. Evet, 17 kilometre kaldı. 17 kilometre sonra ben nihayet varacağım. Varmak artık gitmenin finali. Gitmenin finali. Evet, teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Podcast'te aşağıya yorumlar yazdınız. Cevaplar yazdınız. Belki sizin de cümleleriniz var. Belki siz bir şey hatırladınız. Ali Bey, ben de virajlı yolları seviyorum veya sevmiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel? Oo, süper. Gerçekten. Evet dostlar. Kapanışta size kendimi göstereyim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Teşekkür ediyorum like'lar için. Sonra yine müsait zamanda ben size podcast yapacağım. Küçük videolar yapacağım. Çünkü bu videolar pratik için çok yararlı. Ben dikkatli konuşuyorum. Yola bakar mısınız? İnanmıyorum. Çok güzelsin. Sonra başka podcastlerde görüşmek üzere. I love you. Hoşçakalın.